Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ömrü nedir? Nasıl yapılır ömrü? Ömrüye hacci asgar deniyor. Hacci asgar. Küçük hac anlamına geliyor. Ömrü. Ömrü ancak Mekke-i Mükerreme'de yapılabiliyor. Yeryüzünde. Bir ibadetler, namaz, oruç her yerde olabiliyor. Ama ömre ancak Mekke-i Mükerreme'de yapılabiliyor. Ömrü yapmak nedir? Hanefi mezhebinde, Maliki mezhebinde ömürde bir defa sünnet-i müekkettir. Ömürde bir defa sünnet-i müekkettir. Tabi ise yapabilir nafile olarak. Ama ömürde bir defa hac farz olduğu gibi ömürde sünnet-i müekkettir. Şafii Hanbel'de ise bu da farzdır. Ömürde bir defa ömür yapmak onlarda. İki mezhepte. Ömrünün zamanı var mı? Vakti var mı? Ne zaman yapılır ömre? Ömrünün vakti yok. 5 gün hariç yılda. Bunun dışında her zaman olabilir. Gece, gündüz, her zaman yapılabilir. Yalnız yılda 5 gün vardır. O zaman yapması mekruhtur, tahrimen. Harama yakın yani böyle. Hangi bunlarda? Arefe günü Kurban Bayramı'nın 1. 4'te bayram günleri 5 gün. Bu Kurban Bayramı günleri hacla ilgili olduğu için orasını meşgul etmemesi için ömrü yapılamıyor zaman böyle. Sene 5 gün. Onun dışında her zaman yapılabiliyor böyle. Zaman yok böyle. Her zaman yapılabiliyor böyle. Ömrüye gitmek için ne gerekiyor önce? Önce helal kazançtan alan para. Helal kazançtan böyle. Haram para yapılan ömre hac kabul olmaz muhtemelen böyle. İbadete buna göre önce helal kazanç, helal para gerekiyor. Helal para gerekiyor böyle. Yani yaptığı iş, alıp sattığı mal, artık ne iş yapıyorsa işine göre demek ki İslam kurallara göre helal kazanç olması gerekiyor. Sonra kişinin tövbe etmesi gerekiyor. Tövbe, istiğfar etmesi gerekiyor. Yani bu nedir? Manevi temizlik. O kutsal yerler, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, yeryüzünün en kutsal yeri oraları, ikisi. Oraya gitmek için ne gerekiyor? Manevi temizlik. Tövbe eder kişi, günahlarını bırakır. Yani ne günahları varsa onu da hepsini terk eder, bırakır, tevbe istiğfar eder, böyle günlerce yine hazırlar. Sonra evinden çıkacağı zaman ne yapar? Helallaşır yakınlarıyla. Sonra 2 rekat sefer namazı kılınır. 2 rekat sefer namazı, evden çıkmadan önce. Mekruh vakit değilse ama. Eğer mekruh vakitse, mesela 2'den sonra çıkıyorsa, onun hafile kılınmaz. Dilerse 2 kat kaza farz kılabilir, sabahın farzını. Farz kılınır o anda, nafile kılınmaz. 2 rekat demek ki, sefer namazı kılmak da, o da sünnettir. Ne okur bu sefer namazında? Fatiha'dan sonra Kâfirun İhlas Suresi. Bunu okumak, bu da sünnettir böyle. Sonra tabi sağ ayağınla besmele dışarı çıkar. Allah'ım sana tevekkül ettim. Allah'a tevekkül eder. Altına yardım isteyerek çıkar. Yolda giderken artık niyeti
ömreye gitmek, Kâbe'ye gitmek, Medine'ye gitmek olduğu için artık o yolda kişi. Eline geldiği kadar artık dünyayı unutmaya çalışır onda. Dünyayı unutmaya çalışır. Onunla ilgilenmez fazla, dünyayla fazla ilgilenmez. Yolda daha çok zikirle meşhur olur. Sessiz sessiz bir, kendi kendine, kendi halinde zikrullah ile meşhur olur böyle. O tabi işte uçakta artık yolda nerede olsa olsun zikrullah ile meşhur olur eline geldiği kadar. Arkadaşına bile fazla boş şey konuşma değmeyeceğine böyle. Çünkü çok kıymetli zamandır bu böyle. Kıymetli zamandır. Nedir zikir? Allah, Allah der Celle Câlu, kelime-i tevhid, la ilallah, subhanallah bihamdi gibi ve salavat-ı şerife. Bunlar devam eder bunlar elden geldiği kadar. Tabi arada bir boşluk olur, her zaman buna devam edemez. O zaman ne yapar? Ama da tefekkür eder, tefekkür der. Tefekkür, fikirle ibadet anlamına geliyor. Tefekkür, düşünme yani ben, ibadeti böyle. Neyi düşünür? Gideceğin makamı düşünür. Orası düşünür böyle. Mekke-i Mükerreme, Kâbe şehri, Beytullah'ın bulunduğu bir yer. Ortasında Mekke'nin Kâbe-i Şerif. Sonra Peygamberimizin doğu büyüdüğü yer, yaşadığı yer Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle. 53 yıl orada kalmıştı. 53 yıl orada kaldı Peygamber'de böyle. Doğduğu, orada geçtiği gençliği, orada Peygamber kendisine geldi. Mekke-i Mükerreme, Kâbe şehri. Dünyada tek emin belde orası. Bela bir ayet-i kerimesinde, Bismillah. Ve hazel beledil emin velâ biliyor. Ve hazel beledil emin. Şu emin beldeye, Kasşehir'e yemin olsun Mevlam biliyor böyle. Yani güvenli yer. Güvenli yer orası Mekke-i Mükerreme'de Kâbe'nin bulunduğu yer. Böyle. Orada savaş da olmaz, kavga da olmaz böyle Allah'ın izniyle. Deprem de olmaz Allah'ın izniyle orada böyle. Bir defa oldu Peygamberimiz oradaki Aleyhisselam Hazretleri. Oradayken yanında Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Osman Zahli var. Bir tepeye çıktılar. Tepe bir sallandı. Rivayete göre yanında tepe sallandı. Bir aşağı geldi tepe. Peygamber elini asla ile yere vurdu. Ya cibali kufi, daha dur, kımıldama. Aleyki nebiyyün ve sıdıkın ve şehidan buyurdu. Aleyki nebiyyün ve sıdıkın ve şehidan. Üzerinde bir peygamber var. Üstünde iki de şehit var üzerinde. O zaman Hazreti Osman Sıbir'e baktılar. Nebi peygamber, peygamber belli. Sıdık Ebu Bekir, onunla demek ki şehit olacaklar muhtemelen böyle. İkisi. Yolda düşünme gerekiyor bunları. Yani öyle bir turistik gezi olmaması gerekiyor. Yani yeme, içme bunları fazla düşünmemesi gerekiyor şimdi bunların böyle. Zikrullah, salavat-ı şerife, ondan sonra tefekkür, umreki yerleri. Bu da nedir? Ömrünün, hacının altyapısı bunlar böyle. Yani o beldeye kendini hazırlama. Hazırlamardı. Artık gönlünü, aklını oraya vermesi gerekiyor. Eğer önce Medine'ye gidecekse İhram giymez tabii yolda. Medine-i Münevvere'ye gider. Orada kalacak kadar orada kalır, kaç gün kalacaksa sonra Mekke'ye gideceği zamanlar İhram giyer. Mikat yeri vardır. Mikat deniyor böyle. İhram giyme yeri Medine-i Münevvere'de de vardır böyle. Dışına tabi Medine'nin, aşağı 8 kilometre aşağı yukarı. Orada ihram giyecek orada. İhramın takdimi caiz. Yani ön alınması ihramın caizdir böyle. Medine'ye girebilir, otelde giyebilir böylece. Ama mikat ile giymesi sünnete uygundur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada ihram edip peygamberimiz orada.
onun için. Orada ihramı giyer. Eğer Mekke'ye mükerreme önce gidecekse, önce o zaman ne yapacak? Tabi uçak Cidde iniyor. Cidde mikatın içinde. Mikat ihramsız geçirilmez yani böyle. Yasak bölge gelmiş oluyor. Ne yapacak bu defa? İsterse uçakta giyer, giyer. Tabi biraz zor olur. Havaalanında, havalimanında giyer. Mescitte mi? Orada böyle. Abdestini alır böyle. Orada giyer. Nasıl ihram giysen onu açalım sonra inşallah. Şimdi ibaretini okuyalım inşallah. Veze erade ihrame. Bir kimse buyuruyor, ihram giymeyi niyet etti artık. Yani vakti geldi. Gerek Medine'de, mikat yerinde, gerekse mesela havalanında İstanbul'da, artık nerede gidiyor, uçak gidiyorsa, giyecek. Nüdibe en yukallime esfârehü. Tırnaklarını kesmesi mendup bu arada. Tabii günümüzde mesafe kısa olduğu için evinde bu işi yapabilir. Evinde çıkmadan önce bunu yapması tabii daha iyidir. Tırnaklarını keser. Peygamber bir yaptırmasıdır bu dönemler. Ve yukusu şarebehü ve uzun olsa bıyıkları onları kısaltır. Ve yahlikı anetehü koltuk altı gibi, kasık kılanı gibi onları temizler. Bir tebeddavu ev yağı tesülühü eftalühü. Sonra abdest alır veya gusül eder. Gusül eder daha eftaldir. Gusül yapması böyle. Ama tabi havalanında gusül yapamaz mesela kişi orada. O da ne yapar? Abdest alır. Kadın ne yapar? Eğer kadın o anda adet halinde ise onun da yıkanılması eftaldir mesela, gusül alması böyle. Ama yine o çürük böyle gitmez böyle. Ama ihram için yıkanılması. O da mendurtur, kadın da böyle. Tabi namaz kılamaz kadın onda. Olur mu? Olur tabi. Namazı olur mu? Olur böyle. Niyetini yapar, onu söyleyeyim inşallah nasıl olacağını. Demek ki erkek ne yapar? Eğer doğru Mekke'ye gidecekse, en iyisi bunları evinde yapar bunları böyle. Tırnağını keser işte, şunu bunu yapar, temizliğini yapar, gusül abdestini alır, bunu alır böylece. Bu abdest tabi bozulur ama tekrar ne yapar havalanında? Abdestini tazeler kişi. Kadın da abdestini tazeler alır böyle. Kadın da ayet halinde olsa yani böyle, o durumda olsa da. Velbi izaren ve ridaen. Sonra izar rida deniyor. İki parça ihram. Yani büyük havlu. Büyük havlu iki parça. Biri adı izar, biri adı rida. İzar peştemal gibi beli sarılır belden aşağıya böyle. Sarılır. Rida da üzerine atar onu böylece. Atar bu şekilde sağ taraf omuzun üzerinden solun atar onu böyle böyle. Sağ omuzunu kapar ama. Açmaz onu böylece. Kimi daha mikati açıyor omuzunu, halbuki bu aç, o zaman açılmaz muhtemelen. O zaman kapatır ihram omuzunu da. Üveyt-i tayyebi ve koku süründür. İhramdan sonra ihram insan giyince insan mührim olmaz. O iki büyük havluya sarılmaya ihram deniyor bunda, ihrama girme. Onlara insan giymiyor mu? İnsan mührim olmaz. Ve yusalli rekatten iki rekat namazı kılar şimdi. İhram namazı kılar. Demek ki temizliğini yaptı. Gerek evde, gerek Medine'de, otelde temizliğini yaptığı kişi ne yapar şimdi? İhram yerinde ihramını giyer erkekler. Üzerinde hiçbir şey kalmaz dikişli. Yani kötü bir şey üzerinde kalmaz yani böyle. Ayakkabı da olmaz. Tokyo vari bir şey olur böyle. Üst açık olacak.
Başı açık olacak gelen böyle. Başını kapayamaz böyle. Peki üşümez miyiz orada kışın? İşte Allah'ın hikmeti hac orada oluyor muhtemelen böyle bak ya. Eğer hac yerde olsaydı burada olmaz hac böyle. Üzerinde kilot kalmıyor. Atatı kalmıyor, bir şey kalmıyor böyle. Sen çıkışmıyorsan böylece. İki avluk sarılırsın böylece. Burada olmaz dışında. Sen burada üşür. Başta çık. Ama orada kışın bile orada böyle bazen üstü ağır geliyor sana. Yani üstü ağır geliyor sana. İki avluk ver böyle. Allah hikmeti bak değil mi? Kâbe oraya yapıldı böyle. Kâbe oraya yapıldı Kâbe. İslam'dan çok önce oraya Kâbe yapıldı. Hac orada olacaktı. Hikmetine bakın değil mi? Böyle şeyin böyle. Alt yapı bunlar böyle. İki rekat demek ki ne yapar? İran namazı kılar. Tabi kalanı ise kılmaz. O yönde tesbihat yapar, zikir yapar kadın böyle. Sümme neva. Sonra niyet eder. İlk namazını kıldı, selam verdi. Ondan sonra niyet eder. Neden niyetinde? Allah'ım inni üridül ömrete feyestirali ve tekabbelâ minni. Arapçası bu. Türkçesine der, Allah'ım ömrü yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle. Feyestirali ve tekabbel minni. Allah'ım ömrü yapmaya niyet ettim. Bu ömrü yapacağı ömrü bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle. Der. Bak bunu buna kolaylaştır. Biraz güç ibadet tabi bunlar da bir uzak yer olduğu için öyle der böyle. Ondan sonra ne yapar? Böyle bir telbiye getirir. Telbiye getirir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Biliyoruz. Bilen bile tabi bunu böylece. Bilmeyen tabi öğrendir bunu terhane bununla. Telbiye getirir böyle. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye telbiye getirir. Erkekler sesi getirir bunu. Bunun sesi getirmek sevabı. Sessizce böyle. Kadınlar yavaşça getirirler bunları. Bunu getirirler. Telbiye getirince artık muhrim, o da muhrim oldu. Yani ihram bezini insan evde de geri çıkarır mesela insan üzerinde. İnsan muhrim olmaz ama böyle. İhramlı olmaz yani ikisi böylece. Demek ki önce temizliğini yaptı. Ondan sonra ihramı giydi, altın üstüne giydi bunları. Ama daha muhrim değil daha bey. Başka bir meşakkır daha böyle. Sonra ne yaptı? Koku da sürebilir. İhram olmadan, muhrim olmadan önce. Sonra koku kullanamaz tekrar tabii ondan sonra. Ondan sonra ne yapar? İki kez ihram namazını kılar. Niyet eder, telbiye getirir. Lebbeyk, Allah'ın lebbeyk diye telbiye getirir bunu. Ondan sonra artık muhrim oldu. Yasaklar başladı şimdi böyle. Kadınlar için ise kadın için özel yok bir kıyafet kadınlara muhtemelen böyle. Kadın ne giyiyorsa aynı devam eder böyle. Yalnız kadın yatarak yüzünü kapamaz. Yüzünü kapamaz yatarak falan yani böyle. Dikkat eder buna böyle. Yüzünü örtmez. Yüzünü örtmez böyle. Ama ayağı kadın serbesttir böyle. Dikişli giyer. Yani kadının üzerine ne varsa onlardır ihram böyle. Öyle rengi yok kadınlara böyle. Onu ihram eder böylece. Telbiyeyi de erkekler sessiz getirir. Kadınlar da yavaş getirirler. Mekke'ye varıncaya kadar en güzel ibadet artık telbiye. Telbiye muhtemelen. Telbiye. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk, la şerike lek diye bunu getirir. Ara tabi durur, ara bunu getirir, namazdan sonra bunu getirir. Buna devam eder böyle, telbiye böylece. Çünkü bunda lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk, şimdi biri birine çağırınca mesela lebbeyk buyur der, emredersin de, anlamıyorum tabi böyle.
Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah'ım buyur Allah'ım. Emret Rabbim Allah'ım. Emrindeyim Allah'ım. Lebbeyke la şerike lek. Allah'ım senin şerik yoktur böyle. İnnel hamde hamd ve nimete leke vel mülk. Allah'ım hamd, nimet ve mülk senindir. La şerike lek. Senin ortağın şey yok Rabbim. Bunu devam eder. Mekke-i Mükerreme gelince şimdi ne yapacak Mekke-i Mükerreme'de? Ne yapacak? Mekke bunun nedir bu? Mükerreme. Yani mükerrem, kerametli, kıymetli bir yer anlamına geliyor böyle. Mekke-i Mükerreme'de her ibadetinin sevabı bire 100.000'den başlıyor. Bire 100.000. Bire 100.000 böyle. Yani bir insan mesela burada bir Fatiha okusa, bir 10 da başlıyor burada böyle. Orada bire 100.000. Kişi orada bir hatim indirsin, ne oluyor? 100.000 hatim. 10 hatim indirse, ediyor 1.000.000. 1.000.000 hatim, 10 hatim yok da böyle. Her ibadet göre böyle. Sevabı böyle. Organ çoğalıyor burada. Mekke'ye mükerremeye gidince izade hale Mekke'de ve aynel beyti. Mekke'ye mükerreme giden kişi tabii önce otele gider, eşyasını oraya yerleştirir, bunları yapar böyle. Orada mümkünse bir duş alır orada böyle. Mekke'ye duş almak kolay. Suları sıcaklık yani. Yani kışın da şimdi git böyle ılık suları. Dışarıda hemen dökün suyunu böyle. Kolay orada böyle. Mümkünse gusül almak. Peygamber hep gusül aldı muhtemelen. Aleyhisselam böyle. Gusül almak böylece. Ne farkı var? Abdeste ancak belli birkaç organ yıkanıyor. El, ayak. Yüz yıkanıyor böyle. Gusülde hem bunlar yıkanıyor, hem bütün beden yıkanıyor. Farkı bu bakın böyle. Farkı bu. Demek ki mümkünse ne yapar ki şurada otelde hemen bir arada acele çabuk bir gusül böyle. Duş yana. Alır, gusül abdestini alır bu şekilde. Orada ne yapar? Tabii kafile olunca, kafile beraber gider ki şurada gider burada. İzâ dehale Mekke'te bir aynel beytü. Kâbe'yi gördüğü anda, Beytullah diye var. Beyt ev demektir. Allah'ın evi teşrifen, şerefine binaen böyle. Kâbe gördüğü anda. Kâbe'ye girişte tabii çok kapılar var böyle. En eftali Beni Şeybe kapısı. Beni Şeybe. Bu Kâbe'nin doğusunda. Hacı Esad kısmında kalıyor böyle. Beni Şeybe kapısı. Oradan girmekte daha eftaldir böyle. Tabii kaldı otel ona uygun sayı biraz. Çünkü çok büyük olduğu için Beytullah dönemez fazla. Orası girebilirse daha fazla. Beni Şeybe'nin kapısına içeriye girer böyle. Girer. Oraya girince kadar yine telbiye devam eder yavaşça böyle. Yeter böyle. Beytullah Kabe-i Muazzama'yı gördüğü anda telbiye keser, durur. Durur mu derler. Kebbere, evlat tekbir alır. Allahu Ekber der mi böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Birkaç öyle bir böyle böyle. Ve hellele, kemiği tekbir getirir böyle. La ilahe illallah ve la şerike leh diye böyle, kemiği tekbir getirir böyle. Peygamber sahibi şey getirir orada, getirir. Ve o anda dua eder Kâbe'ye bakarak. Hele ilk gidenler için bu daha da kıymeti böyle. İlk olarak kişi belirip Kâbe'yi gördüğü anda durur. Hemen anda durur. Demek ki önce tekbir getirir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah vahdehu ve la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve ilâhü'r-rasûlü'n-nebiyyü'l-mürselîn. Sonra kabul okur böyle. Savaş evi getirir,
elini kaldırır ama Kâbe'ye bakarak böyle orada. Orada devamlı Kâbe'ye bakmak mümkünse hep böyle bakmak. Kâbe'ye bakarak orada ne yapar? Dua eder. Aşağı elini böyle kaldırır, dua eder böyle. Ve niye dua eder? Herkesin derdi başka tabii değil mi ya? Hanım hastadır, yavrusu ameliyat olacaktır, şusu vardır, busu vardır, neyse böyle. Her insan tabi anası, babası şudur. Her insan derdi başkadır. Evinde huzur yoktur, geçim darlığı vardır, ne varsa. Her insanın isteği, hacı da başkadır böyle. İnsan orada hem dünyasını hem ahiret istemesi gerekir. İkisi mi karışmam, ikisi de böyle böyle. Dünyasını ister, ne ihtiyacı varsa. Ondan sonra Allah'ım imana kâmil ömrü nasip eder. İmanla ölmek, geçmek, kabir azabından korunmak, mahşerde hesabının kolay olması, sırada geçmesi ve cennete kavuşmak böyle. Yani bunu ona dua eder canı gönülden. Şimdi bazı kafilede bir sesli okur bir dua. Bunu kimse bir anlamaz bundan böylece. Amin, amin de mi anlamaz bundan bir şey böyle, bundan bir şey anlamaz. Amin, neyi amin de birinin hakkında bunlar en böylece. Onun için her insan duayı kendisi yapmalı. Yani bir nevi avukatlığa gerek yok İslam'da muhtemelen böyle. Avukat gerek yok bunlara bu şekilde böylece. Çünkü evet o duayı sessiz okuyan kişi onu ezberlemiştir. Güzel daha güzel okuyabilir ama Mevlam dile bakmıyor ki. Mevlam kalbe bakıyor, gönlüne bakıyor muhtemelen böyle. Artık onu ezberlemiştir, papağan gibi okur onu böyle böyle. Papağan gibi okur, ezberlemiştir, kolay gelir. Ama her ilk gidenler gözü yaşlıdır, gönlü buruktur, içine aşk olup aşkı vardır böylece, içi yanlara böylece. Herkes kendi dua etmiyor, herkes böylece. Bakmasa o şeye böyle toplantıya, kafileye, kendi dua eder böyle, bildiği gibi şu anda böyle. Rabbim her dili biliyor muhteremler böyle. Türkçe, Arapça, Hindice, Rusça, Japonca artık ne dili varsa hepsini böyle, hepsi Rabbim biliyor muhteremler. Hepsi Mevlam onları biliyor muhteremler böyle. Onun için kız bildiği gibi böyle safiyane, samiyane böyle, samimi olarak ihlasla dua eder kişi böylece. Bu çok mühim böyle. İlk anda Kâbe'yi görünce dua etmek orada böyle. Orada böyle. Mevde bir hacil esmedi. Ondan sonra tavafa şeyin girecek. Nereden başlar? Hacerül Esved deniyor. Hacerül Esved. Hacer taş anlamında. Esved kara taş anlamına geliyor böylece. Hadis-i şerif okuyormuş ya bu konuda. Tirmizi Nisa'ya bunu rivayet ediyor. İnnel hacer-i esvede yakutettir min yevakıti cenneti. Hacer-i esved yakutettir, yakuttur min yevakıti cenneti. Cennet yakutlarından yakut. Dünya taşı değil muhtemelen böyle. Cennetten geliyor böyle. Yakut, yakut taşı aslı beyazdı onunken böyle. Aslı bembeyazdı, çok parlardı. Hatta gece aydınlık bile yapardı. Sonra tabi cahile döneminde günahkarların el sürmesiyle karardı. Ama tam kara değil. Şöyle kahve rengimsi böyle, yani acı çikolata renginde. Böyle. Ve onun özel kokusu vardır. Hacı kokusu eder böyle. Ona koku sürülmez. Kim veriyor kaç yüz bin seneden beri o taş dünyada, belki milyon seneden beri bilmiyoruz tabii ne zaman indiğini cennetten. Koku, devamlı kokusu vardır. Kokusu. Gümüşten bir şey içerisinde, muhabbet içerisinde tabii o yukarısı o köşe, gümüşten muhabbet içerisinde bir kare dört parmaktır böyle şeyi, eni boyu böyle. Eskiden bir santim olmadığı için öyle kitaplar yazıyor kitaplarda böyle. Bir kare dört parmak diyorlar, eline parmak. Oraya karşısına geçeceksin Hacı Esved'e böyle. Önünde yüp asıyor, yanına kıyameti. Bu Hacı Esved taşı kıyamet günü mahşere gelecek. Hacı
çekilecek. Li aynanı ve lisanın iki gözü bir dili olacak gerçek böyle. Yanteku bihi konuşacak orada yeşeri likülü men istelemevi bir hakkın. Kim ona hakkıyla karşıdan selamlamışsa onun hakkında şahit yapacak muhtemelen. Yani kim ondan geçiyorsa onları alıyor böyle muhtemelen. Bir kamera gibi böylece görüntü alıyor böyle. Kim önden geçerse, fakat bu ne buyuruyor Peygamberimiz? Ben istilemeyi bir hakkın. Kim ona hakkıyla istilemede selamlarsa, onlar için şahit yapacak muhtemelen böyle. Çünkü ya Rabbi bu beni ziyarete geldi, hiç şahit yok muhtemelen böyle. Hazreti Ömer Radyan Hazretleri, Peygamberimizden sonra halife döneminde bir haçta Hacı Esed'i öptü. Başını soktu, öptü. Onun tabi serbest rahatladı mı, azdı, izlem yoktu. Ve hatta şöyle dedi Hazreti Ömer böyle. Ey Hacer! Senin taştığını biliyorum, senin bir zararına faydan olmaz. Eğer Resulullah seni öptüğünü görmeseydim, öpmezdim ben de muhtemelen. Resulullah seni öptüğünü gördüm, onun için öpüyorum. Böylece. Ama biliyor musun, senin bir zararın fayda olmaz, dedi. Allah'ın başladı sonra, işte bir şey geldi. Dönüp baktı, arkasında Hasan Ali duruyormuş. Ona sordu, ne dersin ya Ebel Hasan? Hasan'ın babası yani, ne dersin böyle? Adı işte özet yapayım inşallah. Dedi ki, ya Ömer, bu hem zarar verir, hem fayda verir böyle buyurdu. Allah Teala buyurdu, كَدَبْ عَلَيْهِمْ سُمَّ اَلْكَمُهُ حَذَرْ حَجَرَ Allah Teala Celle Hazretleri buyurdu, âlem-i erbah ruhlar âleminde, daha beden yok. Yergekli o zaman böyle, ruh aleminde Rabbim kullarına misak aldı, söz aldı. Ahdi misak deniyor buna, söz aldı böyle. Ne buyurdu? Elesti bi Rabbiküm. Ey ruhlar, ben size Rabbiniz değil mi, yaratmadım mı? Kadirler, bela, evet sen bizi Rabbimizle de böylece. Rabbim bunu ne yaptı? Oradan bunun manevi bir şey yazıldı. Hayretle yuttun bunu muhtemelen böyle. Tuttuğum böylece. İşte kim onu ziyaret ederse, ona şahit yapacak mahşer gününde. Kâbe-i Muazzama dört köşe. Tam kare değil, dikdörtgene yakın böyle dört köşe Kâbe-i Muazzama. Bir köşesi adı Hacı Esved köşesi. Rüknün Hacer diyorum bunlar. Rüknün Hacer. Rükün bir köşe anlamına geliyor. Rüknün Hacer. Onun yanındaki de Rüknü Yemani. Yemine baktığı için Rüknü Yemani diye böyle. Ön tarafa geçelim. Alt oluyor böyle. Öndeki Rüknü Irak'ı. Irak'a baktığı için. Bir de Rüknü Şam'ı, Şam'a da olduğu için böylece. O da dört hüküm vardır böylece. Önce Hacı Esved'in bulunduğu o rükünden başlanır. Hacı Esved'den böyle, oradan başlanır. Şimdi oraya gelince altta böyle bir kara bir taş vardı böyle, çizgi halde böyle. Onu belemek gerekiyor. Yani hep fukuhaların buyurduğu tam böyle ortasına gelmez böyle bedeni böyle. Hafif sola gider. Hacı az bir şeyanda kalsın böylece muhtemelen böyle. Gider. Tabii günümüzde izdiham kalabalık fazla olduğu için yakınması zordur böyle. İlla ki ben onu göreceğim. İlla öpeceğim diye bazıları zorluyorlar böyle. Nasıl zorluyor?
tabii Müslümanları zorluyor, insanları zorluyor. Araya giriyor, önüne geçmeye çalışıyor. Birini itiyor, kalkıyor, ayağına basabiliyor. Bu çok büyük haram muhteremler böyle. Dünyanın her yerinde günahlar bire birdir. Katlanmaz. Yani Mekke'de katlanıyor, günahla katlanıyor. Orada hesabı bire 100 bin olduğu gibi gün orada katlanıyor böylece. Onun için Mekke mükerremede kalmaya korkmuş, evliyalar korkmuş orada kalmaya böyle böyle. Yani hata edersem günah büyük dertten burada böyle. Orada en büyük mesele böyle kul hakkından kaçınma. Kul hakkından kaçınma böyle. Yani çok kişi orada günaha giriyor. Hele bazı kadınlar, hanımlar böylece. Tabi dönüş soracak kendisine. Gördün mü Hacı Esved'i? Görmemesi olmuyor tabi, ayıp oluyor. Ne yapacak? Onu görmek için. Yoksa aşıkım, maaşım, şunlar, bunlar, bu şey ne yapıyor böyle? Ek arasından dalıyor muhtemelen böyle, ek arasından böyle. Sıkışıyor, eziliyor, kalkıyor oraya, buraya, oraya, buraya, buraya. İle ona gidecek muhtemelen böyle. Çok günah girmiş oluyor böyle. Orada edep lazım önce, terbiye lazım böyle. Kulak kaçmak gerekiyor böyle. Ne yapar? Bakar ki kalabalıktır, yaklaşamıyor. Karşıdan böyle. Tam onun iki saatten geçer. Hafif kendi su alır böyle. İlk elini kaldırır muhtemelen böyle. Buna diyor, istirham diyor buna. Yani selamlama. İlk elini böyle. Ona gösterir böyle muhtemelen. O bu insana kaldırır. Eğer önde yoksa, büyük insanlar uzun boy yoksa böyle. Varsa daha iyi elini kaldırır bir şekilde. İki avucunu ona gösterir muhtemelen böyle. Karşıdan böyle. Bismillah, Allah-u Ekber der. Bismillah, Allah-u Ekber der. Allah'ım imanen bike ve tasdikken bir kitabike ve fâhen bir ahdike. Tabi bunları unutulmadan muhtemelen bu şekilde böylece. En aşağı Bismillahirrahmanirrahim der. Allah-u Ekber der. Ya Rabbi sana imanımla kitabını tasdik ederek, bunu tasdik ederek ve ahdime vefa ederek, hangi ahdine? Ruh aleminde verdi. Allah söz verdi ya, Rabbim derten böylece. O ahdime de vefakir olarak böyle, onu durarak bu şekilde diye bunu söyler burada. İkini gösterir. Sonra elini yüzüne sürer. Böyle. Yüzüne sürer böylece. Bir insan Esmi'de yıkılaşamasa bile, mesela öyle bir zaman olsa olur ya, böyle bir gecenin yarısı, şunu bunlar neyse, insan bir tenha vakit bulabilirse, elini değdirirse, elini geri öpebilir kişi böylece. Hatta Peygamber Hazretleri, Peygamber Hazretleri muhteremden develi bir tavaf etti bir ara, eline asa vardı dernek, onu dokundurup asa yaptı Peygamber Hazretleri, böyle böyle böyle. Yani dokunan şeyi öpmek yani böyle, böyle. Mümkünse insan, bir temiz bir şey mesela, bir havlu mallı bir şey alır böylece icabında, onu oraya sürerse, onu getirir memleketine, onda tavaf öpülür olduğunu sanırım böyle böyle. Yani ona dokunan bir şeyi de öpüyor böylece. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ilgi asayı böyle, devresine bir asayı böyle, asayı dokundurdu böylece, asayı uçtu öptü ondan böyle. Elini öpülür bu şekilde. Demek gider bir insan, kimseye ecdet vermeden, kul hakkına girmeden bir temiz bir havlu yanında bulundurur. Onu bir sürer, oraya böyle, onu yüzüne sürer kendisi, memleketi getirir onu böyle, onu özel saklar onu böyle, yıkamaz ama onu böyle. Yıkadım gitti ama. Yapım yok benim muhtemelinde. Onu temizler, onu saklar onu. Gelin icabına onu böyle, ziyatır onu böyle böyle. Ondan sonra ne yapıyor şimdi? Tabii başlıyor insan böylece muhtemelen, başlıyor böyle. Neden hafif sola girdin böylece? Bedenin tamamı onun üzerine geçsin diye böylece. Çünkü tam karşısına durursun, bedenin yarısı beride kalıyor, taşıyor bunu. Bedenin yarısı geçmiş oluyor böylece. Bedenin tam geçmesi için az kendini sol alır böyle. Ondan sonra tabii başlar böyle. Tabii sağ tarafına doğru böyle gidecek böylece. Tabii başlar. Tabii da
Tabi abdest olması şarttır. Hatta abdesti bozulsa nasıl bozulur? Orada en çoğu kanama olabilir derler. Şimdi Afrikalı o Müslüman kardeşlerimiz o da genelde yalına geziyorlar Afrika'da. Yalına gezi ne oluyor? Ayakları biraz derileri falan böyle keskin oluyor bazı yerde böyle. Tabii. İnsan her şeyi kesebiliyor böylece. Tabi İslam'da insana böyle sürter mürt ayağına basa icabında kanayabilir böyle. Böyle bir şey oldu mu insan bir bakmalı böyle. Acaba karam olmadı mı? Karam olmuşsa hemen çıkar böyle. Abdü alır, gelir böyle şey. Kalan tamamlar. O da olabilir böyle. Bundan sonra bir de konuşma. Tavaf buyuruyor Aleyhisselam'da kes salatı bu peygamberi. Tavaf ve kes salatı. Tavaf namaz gibidir böyle. Bir farkı var. Namazda konuşulamıyor, namaz bozuluyor. Tavafta konuşma izin var. Neye? Ancak gerekli, zorunlu onlara an böyle. Öyle sohbet yok böyle, uzun zaman böyle. O hoş geldin, nereye, senin geldin falan yok mu böyle? Kısa bu şekilde böylece olabilir. Ama konuşmak daha eftar var. Konuşmamak daha eftar böyle. Ama konuşsa tavrını bozmuyor genel böylece. Tabii boş konuşmaz tabii. Ne okur şimdi tavaf ederken? Herkesin okuyabilir muhteremler. Mesela kişi kuvvetli hafızsa hatim eder mesela böyle. Hatim eder. Elin icabında kişi bir de Kur'an-ı Kerim de alır böylece. Tabi ne kadar hafız olsa makbul icar bazen böylece. Hatim eder. Tabi en makbulü bu muhteremler. Hatim eder muhteremler böyle. Sonra Sübhanallah velhamdülillah ilahe illallah ekber. Bunu okur böylece. Her okunuş Sübhanallah ve Velhamdülillah okuyunca 10 günah silinir, 10 hasene yazılır ve 10 kaderi artırılır kendisine her seferinde böylece. Bunun dışında başka dua yapabilir, sabır şey getirebilir. Yani maksat değerlensin. Değerlensin bu şekilde. Hacıp'ten döndüm böyle. Tam köşe adım orası böyle. Döndü mü kapıya geliyor böyle. Hazreti Esved'de kapı arasında deniyor, mültezem deniyor. Mültezem. Orası çok kıymetli bir yer böyle. Kapıyla o Hazreti Esved arasında. Adı mültezem deniyor. Kısa mesafe. Orası neydi? Orası da duaların kabul olduğu yer orası muhtemelen böyle. Yani mümkün olsa tabii, imkan olsa ki şöyle yanaşabilirse, kim zahmet vermeden böyle, Kâb-ı Aslan'ın elini sürerek, yüzünü sürerek, böyle o Rabbimin o kapısına böyle yanarak yaparak böyle, orada dua etmek var adamdan böyle. Elini yapıştırıp, ellerini tutar böyle, Kâb-ı Aslan'ı vardır, Aslan'ına. Böyle yüzünü sürerek böyle, tabi ağlayabilirse ağlar burada. Orada Mevlamız'dan dilediğini ister. Ondan sonra kapı geliyor muhtemelenler. İbrahim Aleyhisselam yaptığı zaman da kapı yerdeydi böyle. Fakat sonra sel gelince işte sel geliyordu, zarar veriyordu böyle. Sonra yükseltildi böyle. 1 metre 70 santim yüksekliğinde, insan boyunda aşağı yukarı şimdi kapı. Orası tabii kıymetli bir yerdir kapıda. İşe girilmiyor tabii. Ancak yılda bir de açılır, belli insanlar oraya işe girerler oraya. Ondan sonra yavaş artık ve tavafa başlar böyle. Yavaş yavaş. Yalnız bir de şimdi burada ihramın ne yapacak şimdi tavafa girerken burada? Şimdi bazı ne yapıyor? Bazı değil mi? Hatta çoğunluğu ne yapıyorlar? İhram daha giydiği anda sağımızı açık bırakıyor böyle. Yani ihram bezini sağ koltuğun altına alıyor, üst atıyor böyle. Sağımız açık oluyor böyle. Yanıyor zavallı güneşte böyle. Kızları yanıyor. Deri dökülüyor böyle. Yanıyor. Halbuki bu diye aslında böyle. Tavafa gireceği zaman, ihrama girdiği zamanlar omuzunu örter. Omuzunu alır, solumuzu atar böyle, onu böyle. Tabi bağlanmıyor, o yüzden atar bu şekilde. İhrama gireceği zaman, beyt olarak yürürken ne yapar? O zaman açar böyle.
O zaman sağ kolunu alttan alır, aşağı bu şekilde, sağ omuzu açık alacak muhtemelen böyle. Erkeklerin tabii. Kadın zaten namaz giyiyor böyle. Bir de üç şavutu. Nedir şavut? Bir defa dönmeye bir şavut dönülür. Hacı'dan başa geldi mi bir şavut. Yedi şavut bir tavaf anlamına geliyor. Yedi şavut. Şimdi üç şavutunda bir de ne yapar? Remel deniyor buna. Hareket yapar böyle. Yani adını kısa atar. İşte aşağı yukarı çalınır yine böyle. Ayaklarını işte tepinirken yap böyle. Öyle yapmaya başlar böyle. Yani koşmak değil. Zaten koşamaz da. Ne kadar tavaf izdiham bile olsa durduğu yerde durmaz gene böyle. Üç şavutunda. Erkekler mi? Kadın değil mi? Kadınlar mı yürür kadınlar böyle? Kadınlar mı yürürler? Erkekler sağımız açık. Üç şavutunda böyle hareket eder gibi bu şey böyle. Hani der böyle şey yapar burada buna. Adam kusarır böyle şey yaparlar böyle şey. Üç şavutunda. Üç şavutu bitti mi daha tavuk derken gene omuzu örter gene. Dört şavutunu tam yapar mısın böyle? Neden böyle yapılıyor acaba? Hikmeti ne acaba? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hudeybiye'de ömreye gelmişti. Henüz savaştan bir yıl sonra Mekke-i Mükerreme geldi. O zaman Mekke-i Mükerreme müşkilerin hakimiyeti altında. Hudeybiye'ye gelince sokmalılar Peygamber'in sahabeleri Kabe'ye ömre yapmaya. Anlaşma yapalım tabi onlara beraber. Seneye gelin dedi böyle. Ertesi yıl Peygamber Hazretleri ömreye gitti eshabınla beraber. Medine'de humma denen hastalık vardı o zaman. Çok salgındı humma hastalığı. Bir nevi sıtma dediğimiz hastalığı böyle. Ateşten yanlar, sarır, solar, zayıflar, işte insanın kaçar böylece. Bu Medine'de bayağı salgındı. Meşhurdu humma hastalığı. Dedi ki Mekke müşrikleri, fakat anlaşma gereği müşrikler çıktılar Mekke'nin dışına, tepeye çıktılar tamam böyle. Yani Kabe uzaklaştı hepsi böyle, etrafı toplandılar. Dedi ki müşrikler, Müslümanlar artık hali kalmamıştır. Yani bunlar bizden savaşamazlar bunlar, bunlar hastalanmıştır, bunlar zayıf düşmüştür bunlar, hasildir bunlar diye böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bunlara sahabelerin, Müslümanları canlı göstermek için böyle buyurdu muhtemelen böyle. Sağımızın aşkıdır böylece, böyle canlı canlı enerji böylece. Demek ki düşmana karşı böyle bir gösteriş gerekiyor muhtemelen böylece. Gerekiyor. Peki şimdi yine yapacakmışlar, yapacak muhtemelenler. Neden? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda haçında yine peygamber yapıyor, veda haçında. Veda haçında Mekke mükerreme İslam ülkesi oldu böyle. Orada kalmadı müşrik orada böylece. Fakat bu kıyamete kadar geçer işin bile bu böyle. Geçer böylece. Üç şavutun demek, üç şavutunda erkekler sağımızı açık ve hareketli dolaşacak böyle. Ondan sonra diğerini omuzuna kapatır. Bu kadar. Bir daha hep kapalı omuz devam böyle. Bir de Rüktü Yamani'yi de bir yakına gelirse elini bir sıvazlar. Hacı Hazret hem sıvazlanır hem öpülebilir Hacı Hazret böyle. Rüktü Yamani yalnız öpülmez, yalnız sıvazlanır böyle. Diğerleri ona bir şey yapmadılar böylece. Neden muhteremler? Dört rüküm var dedik, köşe var. Rüknü Esvet, Hacı Esvet'in bulunur rükün, köşe böyle. Bunun iki özelliği var. Rüktü Yamani, onun bir özelliği var. Ne bunun özellikleri? 20 Mart'ın aynı direktir yeri orada böyle. Köşeleri muhtemelen. Aynı böyle bir şey. Diğer iki rükün Raki ve Şami rükünleri ise onların yeri değişti onların muhtemelen böyle. Cahiliye döneminde Peygamberimiz daha peygamber almamıştı Aleyhisselam Hazretleri. 35 yaşında piyasada böylece. O zaman ne yaptı Mekke müşrikleri? Baklar Kâbe artık tabii harçtı böyle, çamurdu şeyi böyle. Kapısı yerdeydi, sel geliyordu, çamurda eridi, taşlar dağılmaya falan başladılar. Bunu tamir edelim dediler. Baklar olmayacak tamir.
Yıkıp yeni yapmaya karar verdiler. Ve dört kabile her biri bir rükün aldı böylece. Tabi biraz kereste lazım oldu. İşte şunlar bunlar derken böylece bir yoksulluk vardı o zaman Mekke-i Mükerreme'de. Aynı yerini yapmasına yetmedi bunların malzemeleri. Yetmedi malzemeleri. Ne yaptılar? İki rükün, Esra rükün ve Yaman rükün aynı yerinde olmak üzere. Onları biraz geri ileri aldı bunların. İki rükün ileri aldı bunlara böyle. Yer değişti böylece. Ne yaptılar bunun yerine bu sefer? Hilal şeklinde bir duvar çevirdiler bir etrafı böyle böyle. Çevirdiler. Onun için yalnızca rükün Hacer-i Esved hem İslam'dır, öpülür böyle. Rükün Yaman'ı yalnız sıvazanır. Ve karşıdan selam verdi böyle. O kadar bir Allah'a böyle geçer onu böyle. Bir de rükün Yaman'ı ile Esved arasında Rabbine atina fidi hasene. Bu okumak çok iyi muhtemelen böyle böyle. Çünkü bu duadır, duadır. Her zaman 70 bin melek vardır Kâbe'nin yanında vardı. 70 bin melek vardı böyle. Her zaman orada böyle. Bir insan Rabbin ayetini okuyunca melekler de amin diyorlar muhtemelen orada böyle. Amin diyorlar böyle buna. Okuma gerekiyor böylece. 7 şaf yaptı. Yani 7 defa döndü. Yine Hacı Esra tabi geldi. Diyen gelir, İslam gelir, tapar bu şekilde böyle. İslam eder. Allah'a gibi böyle. Kelime-i Tevhid getirir, kelime-i şahit getirir, sahabe-i şahit getirir, okur böylece. Ondan sonra yavaş yavaş çıkar böyle. Hemen direkt çıkmaz böyle, kalbi yormamak için böyle, yavaş yavaş çıkar. Sonra ne yapacak? İki rekat tavaf namazı şimdi var mı? İki rekat tavaf namazı böyle böyle. Bu vaciptir bu. Bu vaciptir bu. Eğer kiraat vakti değilse, mesela akşam üzeri tavafını bitirdi, onu kılamaz. Akşamdan sonra ne kılacak onu böyle? İki rekat tavaf namazı böyle. Mümkünse makam İbrahim diye yer var böyle. İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının izi olan taş var böyle. Mabat içerisinde. Onun arka tarafına doğru bir o çevrelerde. Mümkün değilse başka yerde. İki rekat tavaf namazını kılar. Ondan sonra zemzem içine yok orada sünnet-i muhtemelen. Ayakta. O anda orada böyle. Orada ayakta. Yani diğerine oturup içer. Yani o anda Peygamber ayakta işte Aleyhisselam Hazretleri, hiç oturmadan yere, namazdan sonra zemzem işleri böyle. Zemzemi çok içmek lazım orada, değil mi muhtemelen? Çok, yani böyle iyice içmek lazım böyle, doğusu içi böyle, doğusu. Ve zemzem suyu niyete bağlı böyle. Ne hastalığı varsa, o niyetleri böyle. Mesela şekerim var, tansiyonum var, kalbim var, midesim rahatsız, ne varsa niyet eder. Allah'ım sen bu zemin suyu benim kalbe şifa eder böyle. Şekeri, tansiyonu neyse ona yet eder. İçimi ya Rabbi imanla kâmine doldur diye dua eder. Kâbe'ye dönerek bakarak ayakta içer zemzemi. O içer böyle. Şimdi ne yapacak? Gidecek sahaya. Sahabeler bastı. Gitmeden önce oraya yine Hacı Esra'nın karşısına gelir, tekrar gelir. Gitmeden önce Hacı'nın karşısına gelir. Yani karşıdan böyle yani İslam eder, yani gelen selam verir. Bismillahü aleyhi ve kendini getirir böyle. Onu selamlar. Ondan sonradan çıkar, Safa tepesine gider muhtemelen. Bana dedi, Safa dönüyor böyle. Safa Merve arasında böyle. Önce Safa tepesine gider, onun üzerine çıkar böyle. Zaten çok küçülür şimdi böyle böyle. Yani ben oradaki 60 yıllarında yüksekti bayağı. Yer alçaktı. Tavarat böyle doldura doldura böyle, yollar böyle. Şimdi az kaldı böyle. Bir üst kısmı kaldı, az bir şey kaldı. Kayalık bir şekilde. Onun üzerine çıkması lazım. Üzerine çıkar. Saat çıkar böyle. Oradan Kâbe'ye döner. Kâbe'ye döner. Yine Kâbe'ye oradan selamlar. Oradan ondan sonra kelime-i tevhid getirir, kelime-i şahit getirir, sahabe-i şahit getirir, dua eder. Orada böyle durması gerekiyor. Ondan sonra niyet ederek sağ yapma diye böyle aşağıda iner, karşıdan Merve. Ona doğru gitmeye başlar böyle. Normal yürüyüşle gider. Giderken iki yeşil direk var böyle. İkisi arasında koşması gerekiyor böyle orada. Erkekler ama, kadın değil mi? Kadın koşmaz. Erkekler, kadın yavaş gider böyle. Orada koşuyor da koşar ama böyle. Koşabildiği kadar böyle, orada böyle.
orada ona koşar. İkinci yeşile geldi mi yine normalde yürür böyle. Niye orada koşuluyor? Hacer Validemiz Allah'ın Hazretleri biliyorsunuz İran sonra Kâbe'nin bulunduğu yere bıraktı. O zaman Kâbe yoktu böyle. Mekke şey yoktu. Çöl orası böylece. Yanına bir kap su, bir kap da hurma bıraktı böyle. Derler hazıra dağlar dayanmaz böyle. Ne kadar suyu damlamla içirse de su tükendi, hurması bitti. Aç kaldı, susuz kaldı. Yavrusu İsmail Aleyhisselam emcikti ama. Emcik böyle. Sütü kesildi. Yemin sütü kesildi Hacı Validemizin. Su yok, kuyu yok, bir şey yok burada böyle. Çocuk ağlıyor artık, ağlayayım İsmail Aleyhisselam artık. Artık çocuk ölüm halinde artık böyle, bitkin hale geldi. Hacı Validemiz'e harsi bir hale geldi. Tabii ana yüreği, yavrusunun acığı, içi yanıyor. Demek ki tabii dolaşmamış o güne kadar. Etraf bakıyor dedi böyle. Acaba bir su etrafı var mıdır? Nereden belli oluyor? Kuştan belli oluyor böyle. Eğer kuş varsa bir yerde orada su vardır. Öyle bağırdı, şöyle bak, bak şöyle bakarlar böyle. Şöyle etrafına bakındı, Safa Tepesi'ni gördü. Dedi, üzerine çıkayım da oradan bakayım dedi muhtemelen. O zaman da yüksek tabii o zaman, kum, çöl orada böyle böyle. Safa Tepesi'ne çıktı böyle. Etan döndü, bakındı, 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 bakındı. Ne kuş var, ne susisi var, ne deve, ne kervan böyle. Her taraf yanıyor çöl. Kızgın güneş yakıyor, yok yaratırlar böyle şey. Çaresiz şimdi artık ne yapayım diye karşıya baktı, oraya bir tepe daha gördü. Merve Tepesi'ni gördü. Oraya gideyim bakayım dedi böyle, oraya gitmeye başladı. İki direk var şimdi, yeşillik var mı? O zaman orası vadi, çukur o zaman böyle. O doğal olarak o zaman çukurdu böylece. Çukura girince etrafını göremedi, bayağı derinmiş böyle. Böyle korktu orada. Korktu orada, orada koştu bu sefer böyle. Orada koştu oradan böyle. Çıkınca gene normal yürüdü böyle. Meyve Tepesi'ne gitti böyle. Yedi sefer böyle. Gitti gitti geldi böyle. En sonunda meyvedeyken bir ses duydu böylece. Cebrahistan sesi bağırdı kendisine gitti. Oradan zemzeme çıktı kendisine muhtemelen böyle. Şimdi İslam'da da bunu Rabbim bize emretti muhtemelen böyle. Yani Hanefi de vaciptir bu. Şafi de farzdır. Tabi şey sahi yapmak orada. Şafi mezhebinde. Hani bir de vaciyeti bu sahi yapmak orada. Aynı onun yaptığı gibi şekilde böylece. Sahvetiyeden başlanır. Yürünür. İki iş direk arasına girince, tabi şimdi düz ama aynı uygulanıyor böyle böyle. Oraya gelince koşar böylece. Bir de orada sahi yaparken hatırlama gerekiyor. Hacı annemizi muhtemelen böyle. Düşünün bir çaresiz genç bir kadın, çöl, tek başına çölde, tek başına, hiç baş kimse yok böyle. Bir tek yavrucuğu var, aç kaldı, susuz kaldı, kendisinin kendi razı, yavrusu artık ağlayamıyor, süt gelmedi kendisinden. Ağzı da kurudu yavrusunun, ana yüreği yandı, 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 gözleri yaşardı, su aramaya çıkıyor muhtemelen böyle. Yani o arada onu hatırlamamız gerekiyor böyle, bir çaresiz bir kadıncağızın orada koşmasını bu şekilde. Merve Tepe'den çıkar, yine oradan dönerek Kâbe'ye, oradan dua eder Mevlamıza. Yani orada çok dua gerek, dua zaten böyle, dua böyle. Hele günümüzde bilhassa İslam alemi için, yani İslam alemi için. Çünkü Müslümanlar bir beden gibidir, Müslümanlar. Eğer bir insan şu anda İslam alemine acımıyorsa, bundan bir sıkıntı çekmiyorsa, İmanı zayıf çok değil böyle. Uykumuz kaçması gerekiyor. İslam alemi bombalanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Zavallı evinin markını, işini, dükkanı bırakıyor, kaçıyor. Yani kolay mı değil mi böyle? Sen bırak evine değil mi? Ki yıllar uğraşmışsın, eşyanı bırak, evini bırak, dükkanını bırak, hepsini bırak. Kaç nereye gittiğini bilmiyor böyle. Kim kabul edecek böyle? Allah şükür Türkiye var muhtemelen böyle. Ben ülkemizi korusun muhteremler. Yani başımızdaki Allah onlara hayırlı uzun ömür versin onlara inşallah onlara böylece. Elhamdülillah Türkiye var muhteremler böyle. Buraya sığınırlar bu şekilde böylece. O Müslüman kardeşlerimize. Bunlara tabi orada dua etmemiz gerekiyor orada. Bilmez kimin duası kabul olur. Bundan sonra
Yedi sefer oldu mu döner gelir şimdi böyle. Şimdi ne yapacak? Bir şey kaldı, tıraş olmak. Ama ihram çıkılmaz muhtemelen. Tıraş olur. Kadınlar tabii tam yapmazlar böyle. Kadınlar bir bölüm, şu parmak var ya, bu şey böyle büküneye böyle, oraya kadar böyle, bu boca böyle kestiğim ucundan kendi keser. Keser böylece. Erkek de kendi tıraş edebilir ama ihramı çıkmadan başta yapamaz tıraş bıraktan böyle. Mesela yanında hanımı varsa ne yapar? Hanımı önce kendi saçını keser, sonra kocasını kesebilir böylece. Tıraş oldu mu ihramdan çıktı böyle. Yani ihramdan o anda yanında eşliği yoksa çıkmasa bile ihramı çıkmış hükmü artık böyle. Artık serbest eşliği muhtemelen böyle. Serbesttir. Bilhassa bir de ömrüye gidenlerin yanında eş hanımı varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor muhtemelen böyle. İhramlıyken velem diye felâ refese velâ cidâle filâc felâ refese velâ füsûka velâ cidâle filâc. Refes hanımla bir ilgi yapmak böyle, ona şehveti veren dokunmak hanımına mesela. İhramlıyken yasak bunlar böyle. Yani hanımından sakınması gerekiyor ihramlıyken. Yani şehveti yapamaz böylece. Sonra kişi ihramlıyken cinsel ilgi sözle konuşamaz onda. O da yasak mı yani böyle. Onlar böyle böyle. Neden? İhram bir nevi kefen hükmünde. Öldü kişi böyle. Ölü duyar mı şehvet duymaz mı muhtemelenler? Öyle olma gerekiyor böyle. Yani dünya unutması gerekiyor, şehvetten kesilmesi gerekiyor. Bunlardan hanımdan sakınması gerekiyor. Hanım da erken tabii sakınması gerekiyor. İhramdayken sakınma gerekiyor. Tabii tıraşını kesemez, koku süremez. Kokulu sabunu kullanamaz onda. Şampuan, kokulu şeyleri kullanamazlar ihramdayken. Yıkanabilir ihramdayken ama kokulu şey süremez bunları böyle. Bundan sonra ne yapar şimdi? Artık serbest şimdi. İhramdan çıktı artık muhtemelen böyle. İşlediği kadar tavaf eder böyle, tavaf eder böyle. Her gün Kâbe üzerine rahmet ilahi geliyor. Peygamber buyuruyor, 120 rahmet bekliyor böyle. 120. Yani Peygamber bir ölçü bize veriyor Aleyhisselam Hazretleri. Tabi bu sayısal değil aslında böyle. 120 rahmet iniyor Kâbe'sine böyle. İniyor. Bu da dağılıyor. Harim-i Şerif orada Kâbe'de böyle. 60'ı tavaf edenlere. 60'ı bak derler. Kim o anda Kâbe'de tavaf ediyorsa 120 rahmetin yarısı tavaf edenlere. 40'ı namaz kılanlara. Kim onu namaz kılıyorsa o anda 40 onlara. 20'si de kimlere? Oturup Kâbe'ye bakanlara. Orada Kâbe'ye bakmak bile devam ederim. Yani bir şey okumasa, bir şey yapmasa bile böyle, kişiye bile bakacak Kâbe'ye böyle muhtemelen böyle. Ondan sonra nereye kadar da tabi tavaf eder oradan böyle. Her tavaftan sonra iki rekatta tavaf namazı kılması gerekiyor. Bunu kılar. Dilerse tavafını baştır adına yapabilir. Derler, yapabilir. Niyet eder tavafa girerken, ya Rabbi bu tavafımı annemin için yapıyorum der mesela. İşte babam için, işte eşim için, kocam için, neyse artık böyle yapabilir böylece. Niyetine göre onu da yapabilir bu şekilde. Buyuruyor Adı Şerif'te Peygamber Hazretleri Muhteremler, Hâki Bezzar İbn-i İbn bu Adı Şerif buyuruyor. İstik sürü minet tavafi bihazel beyti. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, şu beyti tavaf etmeyi çok yapınız. İstik sürü minet tavafi bihazel beyti. Şu beyti Peygamber parmağını gösteriyor. Kâbe-i Muazzama'yı çok tavaf edin bunu. Orada anlaşılır böyle. Kablen yürfa. Kâbe yerinden kaldırılmadan önce. Kâbe varken bak devam eder. Dikkat edin böyle. Kablen yürfa. Kâbe kaldırılmadan önce, yok olmadan önce tavaf ediniz böyle. Peki hüdime mereteyni. İki sefer yıkıldı Kâbe. İkisi yıkıldı Kâbe. Ve yürfü fissali üçüncüsünde Kâbe kaldırılacak muhtemelen böyle. Kim yıkacak Kâbe'yi? Yuharrebülü Kâbe'te züs süveyi kateyni minel habeşeti. Hadis-i Şerif Buhari'de. Yuharrebülü Kâbe'te
Kabe'yi harap edecek, yıkacak. Züz Süveykateyni, bir komutan, ayakta ince, yani Habeşli komutan. Böyle muhtemelenler. Tabi nasıl bilmiyorum, bomba mı yakacak mı mesela günümüzde havadan. Bu şekilde yıkacak böylece. Ne zaman yıkacak aziz cemaatimiz? Her gün Kabe'yi gün üzeri bir abdal derler, o tabidir. Abdal. Gidiler yani böyle. Abdal değil ama, aptal değil. Aptal kötü mü anlıyor? Abdal değil. Yediler anlamı böyle. Her gün bir abdal yediler, evliyadan biri Kabe tabidir. Her gün böyle. Ya bedenen gelir, çok uzaksa ruhan da gelebilir böyle. Yalnız abdallar için yer tayyi mekan vardır. Yer dürülür. Yani kısa gelebilir onlar bunlar böyle şey. Akşam da ne olur? Her akşam bir aktap, kutupların biri. Üç kutup vardır. Üç kutup vardır. Biri kara kutbu, o karaya bakar. Biri deniz kutbu, bir hava kutbu muhtemelen böyle. Bunların başı da kutbu altap kara kutbudur böylece. Her akşam, akşam namazından sonra alır, fecir vaktine kadar kutup, Kabe'de görebilir. Hacı ehli başına olur böyle, Kabe yedi sefer tavaf eder, Kur'an-ı Kerim hatmeder orada kutup var da böyle. O gece ne olacaksa yeryüzünde, onun bilgisi olur muhtemelen böyle, olur böylece. Plan yerde savaş mı olacak, şu olacak, deniz kabaracak, deprem olacak, onun eline geçer bunlar. Kutup böyle şey böyle. Bu böyle amadır böyle böyle. Fakat zaman gelecek, artık kutup yetişmeyecek yeryüzünde muhtemelenler. Şimdi şunu var ilanı muhtemelen böyle. Biri öldü mü, yerine başkası geliyor şimdi böyle. Yediler de öyle. Kırklar da öyle böyle, öldüğüm yerine geliyor şu anda böyle, elhamdülillah, daha var bu şekilde. Fakat zaman gelecek, yeryüzü artık yaşamız hale gelecek yeryüzü böyle. Doğal dengelere bozulacak, hayat içeri koşulacak, insanlar çılgın olacaklar, birbirine saldırmalar, terör olayları, şunlar bunlar. Hep onu ayak sesleri muhtemelen, terör var terör muhtemelenler. Hadise geliyor, hercimerç geliyor, hercimerç. Hercimerç, yani kargaşa, terör. Olmuş oluyor. Öldüren hiç öldürür bilmiyor niye öldürürün ki kaçtığın böyle. Ölen niye öldürdüğünü bilmiyor. Bak bak. Adış peygamber böyle. Öyle zaman gelecek peygamber ahir zamanda hercimerç olacak, terör olacak böyle. Öldüren bu neyi öldürdüğünü bilmiyor. Vur derler gittik burada unuttum. Öyle niye öldürdüğünü bilmiyor. Bak. Bak onun ayak sesleri muhtemelen böyle. Allah'ın daha beter olacak muhtemelen böyle. Doğal denge bozulacak böyle, sinir bozulacak, yaşlanma haline gelecek dünya böyle, daha çok böyle, böyle olacak bunlara böylece, savaş olacak. Bu ara tabii kutup yedile yetişmeyecek bunlar artık bunlar. Yetişmeyince 7 yıl Kabe tabi duracak 7 yıl derler. Hiç durmaz şu anda ya böyle, hiç durmaz böyle, hiç durmaz böylece. Mesela 60 yılındaki ben son bir ömre gittim oraya Türkiye'ye dönmeden önce böyle. Onun tabi hacı yok. Ömrü o zaman kimse gelmezdi. Yoktu öyle ömrüye gitmek zamanları böyle. Gece tahminim en fazla 20 kişi vardı tavafta. En kare. Tamam. Biri burada, biri orada, biri orada, biri orada böyle böyle. En şey 20 kişi böyle. Ama tabi durmuyor muhtemelen ben. Tavafta böyle böyle. Her şaftında dolaştığında Halifet'e yanaş, başını soğuk, elini daya, üstten bir saat durur böyle böyle. Kimse bakmıyor böyle. O şekilde böylece ama tavuk durmuyor böylece. Durmaz tavuk. 7 yıl tavuk duracak. Hacı olmayacak bu dönem böyle. Olmayacak. İşte ondan sonra Habeşli bir komutan, artık Habeşler mi gelecek olacaksa böyle, Kabe'yi tahrip edecek, yıkacak böyle Kabe'yi muhtemelen böyle. Artık bilmiyor, ordu gelip karadan mı yıkacak, mesela havadan bomba bilmiyor bu şekilde böylece, yıkacak, harap edecek. Sonra o gece taşlar kalkacak orada muhtemelen böyle. Her taş hangi dağdan gelmişse oraya gidecek muhtemelen böyle. Hacifte göğe kaldırılacak, bir şey kalmayacak böylece. Kabe kaldırılacak. Onun için bu Aleyhisselam Hazretleri Kabe kaldırmadan önce onu tavaf ediniz. Kabe kaldırıldıktan sonra da
Allah korusun, Kur'an'da yazı silinecek, Kur'an'da yazı muhtemelen. Ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa yeryüzünde, bakacaklar, açığa bakacaklar, ben mi yazdım, yazı silinmiş, yok muhtemelen böyle. Yani ezber bilenleri ezbere kalacak bir zaman için biraz böyle. Onu unutacaklar bunu, Kur'an unutacak bunu böyle. Allah korusun böylece. Tabi arkadan tabartıp böyle, kıyamet muhtemelen böyle. Şimdi tabi gidemeyen de var tabi oraya mübarek yerlere. Bu yazılmış bunun aslında bunda tabi. Nasıl mesele bunlara böylece. Bir de gönül meselesi var. Yani gönül orada olması gerekiyor muhtemelen böyle. Olması gerekiyor. Öyle insan vardır ki Kâbe'dedir, tavaf eder ama gönlü başka yerde muhtemelen böyle. Başka muhtemelen böyle. Öyle insan var, bir Eyvallah bunu böyle söyledi muhtemelen, Allah bir dostu, bir dostu, o Mekke'de muhtemelen bu şekilde böylece. Öyle insan görüyorum böyle dedi böyle, tavaf ediyor ama gönlü burada değil dedi böyle. Çoluğunda, çocuğunda, işinde, aşında, şu işi yarım kaldı, şu şöyle oldu, bu aldığımı, verdiğimi böyle, kafası orada. Yani böyle, bak. Öyle insan var dedi, buraya hiç gelmemiş ama ruhu burada dedi muhtemelen, ruhu tavaf ediyor burada. Yani olması gerekiyor inşallah. Lillahi Teala Fatiha.